Evet arkadaşlar, merhabalar. Öğrenme psikolojisiyle karşınızdayım yine. Şimdi geçen dersimizde ölçme değerlendirmeyi bitirmiştik. Bugünkü dersimiz itibariyle de öğrenme psikolojisinin tekrarlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki öğrenme psikolojisinde neredeydik? Öğrenme psikolojisinde temel kavramlar kısmını halletmiştik. Ölçme değerlendirmenin son haftasından önce hatırlarsanız. Bugün ise davranışçı kuramcılara geçiyoruz. Biliyorsunuz öğrenme psikolojisinin de en büyük alanı davranışçı kuramcılar oluşturuyor. Dolayısıyla bugün davranışçı kuramcılara bir giriş yapacağız. Özellikle elimden geldiğince en önemli olduğunu düşündüğüm yerlere vurgu yapmaya çalışacağım ve bugün itibariyle klasik koşullanmayı bitirmeye çalışacağız. Klasik koşullanmayla öncelikle en çok karıştırılan edimsel koşullanmanın bir ayrımından başlayacağım. Sonra klasik koşullanma. Klasik koşullanma süreci, Pavlov deneyinden özellikle bahsedeceğiz. Sonra da klasik koşullanmanın kavramlarına, ki son dönemde KPSS formatı klasik koşullanmanın kavramlarından daha çok soru sorduğu için özellikle o kısımlarına değinmiş olacağım sizinle. Klasik koşullanma sürecinden de hala soru gelebilmektedir. O kısım da önemlidir bizim için. Yani kavramlar ve koşullanma süreci bizim için önemlidir. Sizlerden aldığım geri dönükte özellikle kavramlardan bazılarını karıştırdığınızı söylüyorsunuz. Özellikle o kavramlar üzerinde bunu yapmaya çalışacağım. Karışan kavramlar üzerine. Bu kavramlar çim abi istersen. Evet, özellikle o kavramlar üzerinde duracağım. Şimdi temel olarak şununla giriş yapayım size. Bir sorunun arkadaşlar, davranışçı kuramcılarda özellikle klasik ve edimsel koşullanma çok önemlidir. Sorular ağırlıkla buradan geliyor. Bir sorunun klasik koşullanma mı, edimsel koşullanma mı olduğunu anlamamız genel itibariyle soruyla ilgili fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Sorunun cevabıyla ilgili. Bu nedenle bize bir öncül verildiğinde, bir olay verildiğinde, bir durum verildiğinde bu durum klasik koşullanma mıdır, edimsel koşullanma mıdır, bunun ayrımını yapmak bizim için önemlidir. Bir diğer nokta, önemli bir nokta da klasik koşullanma ile edimsel koşullanma kavramlarının birbirine benzeşmesidir. Mesela sönme gibi. Bu kavramlar birbirine benzediğinden dolayı da özellikle klasik ve edimsel koşullanmayı birbirinden ayırmamız yine önemlidir. Klasik koşullanma mı, edimsel koşullanma mı? Eğer klasikse bu kavram bizi nereye götürür veya klasikte neler vardı? Onlardan arkadaşlar klasik ve edimseli ayırarak bunlarla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle öncelikle size klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın arkadaşlar bir farkından bahsedeceğim. Farklarından bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim 3 tane önemli fark arkadaşlar klasik ve edimsel bir öncünün baktığınızda anlamanıza yardımcı olacaktır. Sonrasında ise klasik koşullanma ve sürecine başlayacağız. Öncelikle klasik koşullanma ve edimsel koşullanmanın farkında bahsedeceğimiz şu, hepinizin bildiği bir durum söz konusu. O da klasik koşullanmanın uyarıcı tepki bağına bağlı olmasıdır. Şimdi davranışçı kuramcılar genel itibariyle uyarıcı tepki bağıyla iş görürler. Fakat edimsel koşullanmada burada bir farklılık söz konusudur. Klasik ile edimsel koşullanmayı ayırırken bu çok işinize yarayabilir. O da tepki uyaran bağıdır. Şimdi ne demektir bu? Klasik koşullanmada öncelikle uyarıcının verildiğini, sonra davranışın görüldüğünü, edimsel koşullanmada ise önce uyarıcının, önce davranışın görüldüğü, bunun ardından gelecek olan uyarıcının, yani pekiştireç ve cezanın davranışı etkilediği yönündedir. Bunu şöyle de izah edebilirim size. Klasik koşullanma dediğimiz kavramsal tanım olarak şunu bize ifade eder. Başlangıçta bize herhangi bir şey ifade etmeyen bir uyarıcıya klasik koşullanma süreci sonunda tepki göstermek anlamına gelir. Uyarıcıya karşı bir tepki göstermek. Fakat edimsel koşullanma ise şunu söyler bize, der ki bir birey davranışlarının sonuçlarından etkilenir der. Dolayısıyla
eğer davranışının sonucunda ona haz verici bir durum ortaya çıkarsa diyor ki o davranışı yapmaya devam eder büyük ihtimalle. Eğer enem, keder, acı verici bir durum ortaya çıkarsa da o davranışı yapmaktan vazgeçecektir diyor. Kısaca önce uyarıcı sonra tepki durumundan bahsediyorsak arkadaşlar burada klasik koşullanmadan önce davranış. Yani önce davranışı gösterip peşinden pekiştireç veya ceza geliyorsa orada edimsel koşullanmadan bahsedebiliriz. Örneklendirecek olursak bir bebek için mesela doktor veya hemşire herhangi bir anlam ifade etmeyebilir. Ta ki doktor ona iğne vuruncaya kadar. Doktor ona iğne vurur, o acıya karşı bebek ağlama veya korkma tepkisi gösterecektir. Dolayısıyla bundan sonra ne zaman doktoru görse, doktor uyarıcıdır artık bizim için, ona karşı korku tepkisi gelişecektir. Dolayısıyla uyarıcı önce, sonra tepki gerçekleşiyorsa bu bir klasik koşullanma sürecidir diyebiliriz. Edimsel koşullanmada da diyelim ki sınıf içerisinde öğretmen herhangi bir konuyu anlatırken parmak kaldırarak söz hakkı almaya çalışan öğrencisine aferin bak çok güzel parmak kaldırdın dediyse, yani önce davranış, parmak kaldırdı çocuğumuz, burada parmak kaldırması, sonra uyarıcı, yani pekiştirici veya ceza, aferin durumu ise bizim için ödüldür. Bundan sonra ise o çocuk artık söz hakkı almak istediğinde önce parmak kaldıracak ve öğretmenden aferin bekleyecektir diyoruz. Bu da bu öncünün edimsel koşullanma olduğunu bize gösterecektir diyebiliriz. Sorularda %60, %70 oranında arkadaşlar bu durumdan, yani uyarıcı tepki mi, tepki uyaran mı farklılığından sorunun çözümünü zaten çıkarırsınız. Yani klasik koşullanma mıdır, edimsel koşullanma mıdır bunu ayırabilirsiniz. Ancak ayıramadınız diyelim, ikinci bir farklılığımız daha söz konusudur. O da, şimdi klasik koşullanma arkadaşlar kavramsal tanım olarak genel itibariyle bize şunu söyler. Der ki, klasik koşullanmada duygular öğrenilir der. Duygular öğrenilir. Bu bizim için önemlidir. Az önceki örneğimizde mesela bebekle doktor arasında veya hemşire arasında gerçekleşen olaya dikkat ederseniz doktoru gördüğünde veya hemşireyi gördüğünde korku tepkisi gelişmiştir. Dolayısıyla korku bizim için bir duygudur. Genel itibariyle klasik koşullanmada arkadaşlar duygular öğrenilir. Lütfen buna dikkat edelim. Eğer işin içinde duygu varsa ya sosyal öğrenmedir ya klasik koşullanmadır. Büyük oranda da yani %90 itibariyle de arkadaşlar klasik koşullanmadır. %10'luk kısmı veya %5'lik kısmı sosyal öğrenmeyle de öğrenilebilir. Onu da tekrarımıza geldiğimizde vurgularız. Şimdi edimsel koşullanmada peki ne öğrenilir? Edimsel koşullanmada arkadaşlar bize öğreteceği en önemli şey nedir biliyor musunuz? Amaçlı ve bilinçli davranışlar. Şimdi amaçlı ve bilinçli kısmı biraz bizim için sıkıntıdır. Neden derseniz şöyle. Çünkü davranışçılar anlatırken genel itibariyle şöyle anlatır. Der ki davranışçılar Johnluk'tan etkilenmiştir. John Watson davranışçılığın kurucusudur ve Johnluk'tan etkilenmiştir. Bu Johnluk'tan etkilenme kısmı ise şu. İnsan doğuştan boş bir levhadır. Yaşantılarıyla davranışları öğrenir şeklindedir. İyi de doğuştan yani zihinsel süreçlerden arınıktır bu durum demek istiyor. Zihinsel süreçlerden arınık peki ama burada amaçlı ve bilinçli kısmı nedir peki o zaman bu durumun? Arkadaşlar burada olay şudur. İlk davranışı yaparken yani öğrenci mesela az önceki örneği düşünelim. Tesadüfen parmak kaldırmışsa yani bilinçsiz bir şekilde parmak kaldırmıştır. Fakat parmak kaldırdıktan sonra ödül geldiği için bundan sonra artık olay bilinçli hale gelmiştir. Bundan sonra artık öğrenci ödülü almak için parmak kaldırmaya başlar. Dolayısıyla amaçlı bir durum söz konusudur diyebiliriz. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanmayı birbirinden ayırmak için en arkadaşlar önemli yöntemlerimiz bunlardır. Şimdi duygu varsa klasik koşullanmadır. Amaçlı ve bilinçli yapılan bir durum varsa da orada edimsel koşullanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada iki kavramdan bahsedeyim. Bu da farklılığımızı ayırmakta bize özellikle yardımcı olacaktır. Bunlardan biri kaçma koşullanması, diğeri ise kaçınma koşullanmasıdır.
kaçma ve kaçınma. Burada ayrıntıda fark edeceğiniz gibi arkadaşlar, kaçma klasik koşullanma, kaçınma ise edimsel koşullanma kavramı olarak karşımıza gelir. Peki nedir derseniz, olay şudur. Kaçma koşullanması, uyarıcıyı görüp ortamdan uzaklaşmaktır. Uzaklaşır. Kaçınma koşullanması ise uyarıcıyla karşılaşmamak için ortama girmemek durumu söz konusudur. Yani kısaca kaçma koşullanmasında ortam uyarıcıyı görüp ortamdan uzaklaşmak, kaçınma koşullanmasında ise uyarıcıyla hiç karşılaşmamak için ortama girmemek söz konusudur. Buradan da anlayacağınız gibi amaçlı ve bilinçli bir davranış tabii ki bizi edimsel koşullanma yani kaçınma koşullanmasına götürecektir. Örneğin, okulda teneffüs arasında müdürden dayak yediniz diyelim. Bir sonraki teneffüste eğer teneffüse çıktınız ve müdürü gördüğünüz için sınıfa tekrar girdiyseniz bir kaçma koşullanmasıdır. Yani uyarıcıyı gördünüz ve ortamdan uzaklaştınız. Eğer müdürü görmemek için hiç sınıftan çıkmıyorsanız arkadaşlar burada ise kaçınma koşullanması vardır. Hiç ortama girmemek yani müdürle karşılaşmamak durumu bilinçli yapılan bir davranışta dikkat ederseniz bu ise kaçınma koşullanması olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Bu klasik ve edimsel koşullanma ayrımını yani klasik ve edimseli birbirinden ayırmanızı çok net bir şekilde sağlayacaktır arkadaşlar. Öncüler içerisinde bu bilgileri biliyorsanız klasik mi, edimsel mi, klasikse klasiğe göre, edimsel koşullanma ise edimsel koşullanmaya göre davranabilirsiniz. Şimdi gelelim klasik koşullanma sürecine. Klasik koşullanma sürecini en iyi anlatan şey arkadaşlar Pavlov'un deneyidir. Pavlov'un deneyini ise size şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi Pavlov amacı klasik koşullanma yani öğrenme psikolojisine bir katkı sunayım değildi aslında. Pavlov ilk deneyi yaparken köpeklerle yaptı biliyorsunuz. Bu köpeklerle bu deneyi yaparken arkadaşlar amacı köpeklerin sindirim sistemini incelemek. Köpeklere bakıcılar yardımıyla ek veriliyordu. Köpeklerin salgılamış olduğu salya miktarına ve sonraki sindirimlerine bakılıyordu. Fakat bir müddet sonra Pavlov şunu fark etti. Köpek bakıcıları gördüğünde de salya salya tepkisi vermeye başladığını gördü. Bunun için bir düzenek kurdu. Bu düzenekte öncelikle köpek için başlangıçta herhangi bir anlam ifade etmeyen bir uyarıcı. Şimdi klasik koşullanma sürecinin tanımı zaten bu. Diyoruz ki başlangıçta birey için herhangi bir anlam ifade etmeyen uyarıcıya sonrasında anlamlı hale getirmek klasik koşullanma sürecinin temelini oluşturuyor. Bunun için de Pavlov dedi ki öncelikle birey için yani köpek için herhangi bir anlamı olmayan bir uyarıcı lazım. Bunun için de zili tercih etti. Zili çaldığında köpeğin herhangi bir tepki göstermediğini gördü. Yani bu şu anlama geldi. Zil köpek için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Bununla birlikte köpeğe anlamlı gelecek bir uyarıcı da lazımdı. Biliyorsunuz etçil canlılar ve et onlar için önemlidir. Dolayısıyla bunun için de eti tercih etti ve bununla ilgili şu süreci başlattı. Dedi ki önce zili çalayım. Sonra peşine eti verelim. Eti verdiğimiz için köpek arkadaşlar doğal bir uyarıcıya karşı doğal bir tepki gösterecektir. Yani köpek salya tepkisi gösterecektir. Normal şartlar altında zaten eti tek başına verseniz de köpek salya tepkisi yani yırtıcılar, bütün etçil canlılar hatta hepçil canlılar eti gördüklerinde salya tepkisi sağlarlar. Gördüklerinde diyorum burada lütfen yanlış olmasın. Pavlov'un deneyinde eti gösterdiğinizde koşullanma, salya tepkisi geldiyse koşullanma gerçekleşmiş demektir. Bu deneyi izah ederken et köpeğin ağzındayken salya tepkisi verdiğini düşüneceğiz. Lütfen öyle düşünelim. Et zaten köpeğin ağzındayken bütün etçiller yani et bütün etçiller de salya tepkisine neden olur. Fakat Pavlov burada herhangi bir etki oluşturmayan zille zili çaldıktan sonra eti verdi.
Tabii ki bunu 20-30 kere tekrarladıktan sonra zili çaldığında şunu görmüş oldu. Köpek zile karşı salya tepkisi vermeye başladı. Bunun nedeni, dikkat ederseniz, başlangıçta herhangi bir anlam ifade etmeyen bu uyarıcı, bu doğal uyarıcıyla birleştiğinde, yani buna da koşullanma gerçekleşiyor ve zil çaldığında köpek etin geleceğini düşünerek salya tepkisi sağlamaya başlıyor diyebiliriz. Pavlov'un deneyini arkadaşlar kısaca böyle anlatabiliriz. Bu deneyden KPSS'nin ilk dönemlerinde çokça soru geldi arkadaşlar. Zilin işlevi, etin işlevi, salyanın işlevinin, burada birçok örneklerle, birazdan örnek de vereceğim ben zaten bu durumlara. Birçok örnekle bunlar soruldu. Fakat daha sonra bunlar sorulmaktan vazgeçti, ikinci isimleri sorulmaya başladı. İkinci isimleri nedir derseniz şimdi şu. Başlangıçta zil herhangi bir anlam ifade etmediği için arkadaşlar, zil bizim için nötr uyarıcıdır. Az önceki örneği düşünelim lütfen. Şurada verdiğim örneği. Başlangıçta doktor bebek için herhangi bir anlam ifade etmezdi. Yani nötr uyarıcıydı. Fakat et bütün etçiller için arkadaşlar doğal uyarıcıdır. Veya arkadaşlar buraya dikkat edelim, bu isimlerden hala soru gelebilmektedir. Koşulsuz uyarıcıdır. Bu koşullanma gerçekleşmeden ete karşı vermiş olduğumuz salya tepkisi ise arkadaşlar bizim için doğal tepki veya koşulsuz tepki. Eğer doğal bir uyarıcıdan veya koşulsuz uyarıcıdan bahsediliyorsa Pavlov'un deneyinde et doğal bir tepki, doğal bir yani koşulsuz bir tepkiden bahsediliyorsa koşullanma süreci gerçekleşirken, koşullanma süreci daha henüz gerçekleşmeden önceki salyanın işlevini söyleyebiliriz. En sonda ise arkadaşlar zil artık dikkat ederseniz bir tepki oluşturmaya başlamıştır. Oluşan bu tepki de nötr uyarıcılıktan çıkarır, artık koşullu uyarıcı haline getirir. Arkadaşlar koşullu uyarıcılar doğal uyarıcılar değildir. Normalde zil herkeste aynı tepkiyi oluşturmaz. Bu köpekte oluştuğu için arkadaşlar koşullu uyarıcı veya yapay uyarıcı denir. Dikkat edelim burada. En çok karıştırdığımız noktalardan biri ise salyanın durumudur. Salya normalde bu koşullanma gerçekleşmeden önce doğal bir tepki veya koşulsuz tepkiyken arkadaşlar zile karşı verilen salya artık doğal bir tepki değildir. Yapay bir tepkidir. Veya bir diğer ismiyle koşullu tepki olarak karşımıza çıkar. Burada önemli şeyler arkadaşlar şunlar. Klasik koşullanma sürecinde dikkat edeceğimiz olan. Bir, öncelikle başlangıçta bireye, kişiye veya canlıya herhangi bir anlam ifade etmeyen nötr bir uyarıcı olmalı mıdır? İki, doğal uyarıcımızla bu nötr uyarıcı ilişkilendirmeli. Yakın zaman diliminde verilmeli ki birazdan bitişiklik kavramında bahsedeceğim ki özellikle bu nötr uyarıcının önce verilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bunların ilişkilendirmesi sonuç olarak da yapay uyarıcıya arkadaşlar bir tepki verdirmek söz konusu. Burada bizim için önemli olan salya kısmıdır. Salya kısmı çok karışır. Başlangıçta örneğimizden yola çıkalım. Buradaki örnekten yola çıkalım. Doktor bebek için herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Doktor bizim için dikkat ederseniz nötr uyarıcı. Fakat doktor Ne zaman ki bu doktor bebeğe iğne vurdu, bakın iğneye karşı acı tepkisini, acıya karşı arkadaşlar bizim vermiş olduğumuz korku tepkisi hemen hemen hepimizde gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla bu doğal bir uyarıcı, yani iğneye karşı iğnenin bizi acıtması doğal, ona karşı vermiş olduğumuz korku tepkisi ise
diyoruz ki doğal tepkidir. Fakat bu süreçten sonra bebek ne zaman ki doktoru gördüğünde korkmaya başlıyorsa, doktordan herkes korkmaz. Dolayısıyla doktordan korktuğuna göre bebek artık doktor onun için koşullu uyarıcı ve korku tepkisi de artık koşullu tepki olarak karşımıza çıkmıştır diye biliriz. Buna lütfen dikkat edelim. Buradaki salya, Pavlov'un deneyindeki salya başlangıçta ve sonda birbirinden farklı olarak karşımıza çıkar. Diyelim ki otobüsle herhangi bir yaşantı geçirmediğimiz için arkadaşlar, diyelim ki otobüs bizim için hiçbir anlam ifade etmez başlangıçta. Başlangıçta herhangi bir anlam ifade etmediği için arkadaşlar, otobüs bizim için nötr bir uyarıcıdır. Otobüsle bir gün giderken yolda kaza yaptık diyelim. Kazaya karşı dikkat ederseniz, kazaya karşı korkmayacak bir insan yoktur. Dolayısıyla kaza yaptık ve korkmaya başladık diyelim. Korktuk. Kazada korktuk. Dikkat ederseniz, kaza herkeste aynı tepkiyi oluşturduğu için buna koşulsuz uyarıcı. Kazaya karşı vermiş olduğumuz korkma tepkisi ise bizim için koşulsuz tepkidir. Fakat bu olaydan sonra bu olayı yaşayan bir birey ne zaman otobüs görse korkmaya başlıyorsa, arkadaşlar artık yapay bir uyarıcıya, yani koşullu uyarıcıya karşı verilen bir koşullu tepki ortaya çıkmıştır diyoruz. Klasik koşullanma örneklerinin tamamı arkadaşlar böyledir. Örneğin bir öğretmen sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Fakat öğretmen sizi dövdüğü için korkmaya başlarsınız. Dayaktan hepimiz korkarız. Dolayısıyla bundan sonra öğretmeni gördüğünüzde artık korkmaya başladıysanız, doğal bir uyarıcı artık gitti, yerine yapay bir uyarıcı geldi. Öğretmen geldi. Öğretmen bizim için koşullu uyarıcı. Ona karşı verdiğimiz korku tepkisi ise koşullu tepki olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Yine az önce verdiğimiz iğne ve bebek örneğini de buna yerleştirebilirsiniz. Bütün arkadaşlar örnekler böyledir. Mesela fırın. Şimdi aklıma gelen bir örnek hemen vereyim. Fırın, diyelim ki fırın sizin için başlangıçta herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yemek pişiriyorsunuz falan, kek pişiriyorsunuz. Bir gün kek pişirirken, diyelim ki kek pişiriyorsunuz. Fırında tepsiyi koyarken eliniz yandı ve bu sizin canınızı çok acıttığı için korkmaya başladınız. Korktunuz o anda. Dolayısıyla eliniz yandığında o acı arkadaşlar size doğal bir uyarıcı, ondan korkmanız doğal bir tepkidir. Ama bundan sonra ne zaman fırın görseniz, artık korkmaya başlıyorsanız, fırın sizin için koşullu uyarıcı, fırın başta nötr uyarıcıyken artık koşullu uyarıcı, ona karşı vermiş olduğunuz korku tepkisi ise koşullu tepki olarak karşımıza çıkmıştır. Köpekler, seviyorsunuz da hatta, sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor, sevimli, güzel, küçük hayvanlar. Fakat bir gün yolda geçerken bir sokak köpeği sizi havlayarak peşinize düştü veya ısırdı diye. Bu durum arkadaşlar hemen hemen her insanda korku tepkisine neden olur. Fakat burada köpeğin havlaması veya sizi ısırması doğal bir uyarıcıyken arkadaşlar, ona verdiğimiz korku tepkisi doğal bir tepkidir. Ama bundan sonra ne zaman köpeği uzaktan görseniz, korkmaya başlıyorsanız, burada artık yapay bir uyarıcı, yani koşullu uyarıcı ve korku tepkiniz de koşullu tepki olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Bu kavramlardan ve bu örneklerden de KPSS'nin son döneminde arkadaşlar bu isimlerde soru çıkmaktadır, ama KPSS'de çıkan esas bölüm ise klasik koşullanmanın temel kavramlarıdır. Peki temel kavramlarında neler var derseniz, temel kavramlarıyla hemen başlayalım. Birçok kavram var çünkü bu kavramlardan ilk önce bitişiklikle başlayalım. Şimdi bitişiklik kavramında arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Bitişiklik kuramından da daha sonra, bitişik kuramlardan da daha sonra bahsedeceğiz. Watson ve Guthrie bitişik kuramlar isminde kuramları da olacak. Klasik koşullanmada da özellikle bitişikliğin önemli olduğunu söyleyelim. Neden önemli olduğunu ise size şöyle bir örnekle, Pavlov'un yapmış olduğu durumla söyleyeyim. Pavlov deneylerin bir dönem bunu oluşturduktan sonra diyor ki, acaba bu sürekli bunu oluşturur, yani bununla
arasında, nötr uyarıcıyla doğal uyarıcı arasında bir ilişki olmak zorunda mı şeklinde düşününce bununla ilgili bir deney yapıyor. Diyor ki, önce zili çalayım, zili çalayım. Sonra aradan bir yarım saat geçsin, 30 dakika geçsin. Sonra eti vereyim. Bakayım köpek salya tepkisi oluşturacak mı? Bunu kendi kendine sorup deney düzeneği yaptığında, zili çaldığında arkadaşlar köpekten herhangi bir tepkinin oluşmadığını görüyor. Dolayısıyla diyor ki eğer bunlar arasında 30 dakika, yani aslında 30 dakikayı söylemek yanlış ama şöyle uzun bir süre geçerse aralarında ilişki kurulamıyor ve tepki de oluşmuyor diyor. Dolayısıyla bitişiklik dediğimiz şey aslında nötr uyarıcı ve doğal uyarıcı arasındaki zamansal bitişiklikten bahsediyoruz. Bu zamansal bitişiklik arkadaşlar söylediğine göre Pavlov'un 5 ila 30 saniye aralığında olmalıdır diyor. Yani kısaca önce nötr uyarıcı verilmeli, 5-30 saniye içerisinde doğal uyarıcımız yani etimiz de verilmeli. Yani zil çalınmalı, 5-30 saniye içerisinde arkadaşlar salya tepkisi, et de verilmeli. Buna bağlı olarak da zil çalındığında salya tepkisi ortaya çıkabiliyor. Ama diğer durumlarda salya tepkisinin ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz. Bu bitişiklikte arkadaşlar özellikle size 3 kavramdan bahsetmek lazım. O kavramlar ise şöyle. İze koşullanma. İze koşullanma dediğimiz bitişik kavramlarda zaten Pavlov'un yapmış olduğu ize koşullanmadır. Bir de gecikmeli koşullanma var. Yani ize koşullanma şu. İze koşullanmada önce nötr uyarıcı veriliyor. 5-30 saniye zaman geçiyor. Yani nötr uyarıcı veriliyor, bitiyor. 5-30 saniye içerisinde doğal uyarıcı veriliyor. Bu ize koşullanma. Bununla birlikte bir de gecikmeli koşullanma var. Gecikmeli koşullanmada da nötr uyarıcı veriliyor. Nötr uyarıcı zil. Zil çalınıyorken, zil başlıyor, çalınıyor. Arada bir yerde ise et veriliyor. Yani nötr uyarıcı henüz bitmeden doğal uyarıcı da veriliyor. Daha sonra arkadaşlar bu 20-30 kere tekrarlandığında yine koşullanmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise aynı anda koşullanma. Aynı anda koşullanmada hem nötr uyarıcı hem doğal uyarıcı aynı anda veriliyor ve aynı anda koşullanmanın sağlanmaya çalışılıyor. Aynı anda koşullanmada arkadaşlar bunun pek etkili olmadığını, hatta önce eti verip sonra zilin çalınması durumunda ise koşullanmanın hiç görülmediğini söyleyelim. Bizim için en önemli olanları gecikmeli koşullanma ve ize koşullanmadır. Bununla ilgili bir soru vardı. Soruda bir dişçide geçiyor. Dişçinin kullanmış olduğu alet ses çıkarırken işte dişte acı. Sesi çıkarırken o acı, yani dişimizi oyarken o anda acı başlıyor. Arkadaşlar en etkili koşullanmalardan birinin de gecikmeli koşullanma sayesinde olduğunu söylemiş olalım, vurgulamış olalım. Yani kısaca bitişiklik, zamansal bitişiklikten bahseder. Nötr uyarıcıyla arkadaşlar doğal uyarıcı arasındaki zamansal bitişiklikten bahsedecektir. Klasik koşullanma kavramları içerisinde buna ters olan bir kavramımız var. Ona da Garcia etkisi denir. Veya sizin bildiğiniz ismiyle arkadaşlar olumsuz tat koşullanmasıdır. Olumsuz tat koşullanmasına göre arkadaşlar genel itibariyle söylenen veya Garcia etkisi, Garcia'nın birinci etkisi diyor özellikle çünkü bir ikinci etkisi daha var. Garcia etkisi ise şu, özellikle yeme içme mevzuları üzerindedir. Yeme içme mevzuları bizde olumsuz bir durum oluşturur ve buna karşı göstermiş olduğumuz tepkiden bahseder. Mesela der ki, bir restorana gidip bir yemek yedikten sonra işte evinize geliyorsunuz, evde mideniz ağrımaya başlıyor diyor. Siz bu mide ağrısını eğer restoranda yemiş olduğunuz yemeğin içindeki yağa bağladıysanız arkadaşlar bu olumsuz tat koşullanmasıdır. Peki bitişikliğe neden aykırıdır? Dikkat ederseniz bitişiklikte nötr uyarıcının doğal uyarıcıyla arasında 5-30 saniye zaman olması gerektiğini söylüyoruz. Fakat restoranda yemeği yiyen bir adam eve gidip evdeki süreç içerisinde midesi ağrımaya başladığında ve bunu
restorandaki yemeğe bağladığında aradan birkaç saat geçmiş olabilir. Pavlov, az önce söyledim, dedi ki belli bir sürenin dışında koşullanmanın gerçekleşmediğini söylüyor ama koşullanma gerçekleşmiyor ama bir tek istisna işte olumsuz tat koşullanması. Yani bu restoranda yediğiniz yemeğe bağlayıp bir daha restorana gitmiyorsanız bunu neden arkadaşlar? Garcia'nın birinci etkisi yani olumsuz tat koşullanması yaşamınız demektir. Öğlen arasında diyelim ki iştesiniz, çıktınız, bir dönercide döner yediniz, geldiniz, birkaç saat geçtikten sonra mideniz bulanmaya başladı ve siz bu mide bulantısını dönercide yemiş olduğunuz dönere bağladıysanız arkadaşlar orada olumsuz tat koşullanması yaşadınız demektir. Dikkat ederseniz Pavlov 5-10-5-30 saniye olumsuz tat koşullanmasının olması için de arada birkaç saat zaman olabilir deniyor Garcia'nın bilgi etkisine göre. Dolayısıyla arkadaşlar buradan şunu söyleyebiliriz. Zamansal bitişikliğin bir tek istisnası var. Orada olumsuz tat koşullanması olarak karşımıza çıkıyor. Yani gelelim ikinci bir kavrama. İkinci kavramımızda ise arkadaşlar habercilik kavramından bahsedeceğiz. Habercilik kavramından yakın dönemde sorular da gelmiş. Habercilik kavramında ise arkadaşlar bize şunu söylüyor. İki çeşit habercilik olduğunu söylüyor. Bunlardan birincisi olumlu habercilik. İkincisi ise olumsuz habercilik. Şimdi olumlu habercilik ne demektir? Olumsuz habercilik ne demektir? Onu bahsedeyim. Eğer bir uyarıcı başka bir uyarıcının başlayacağını haber veriyorsa olumlu habercilik, bittiğini haber veriyorsa bittiğini haber veriyorsa da olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkar. Bu Reskorla denen bir adamın yapmış olduğu deneyle arkadaşlar gün yüzüne çıkmıştır. Reskorla 3 grup köpeği ele almış. Bu 3 grup köpekten birinci grup köpeğe arkadaşlar öncelikle zili çalmış mı yoksa evet zili çalmış sonra elektrik şoku vermiş. İkinci grup köpeğe önce elektrik şoku vermiş sonra zil çalmış. Üçüncü grup köpeklere de bazen önce zili çalmış sonra elektriği bazen arkadaşlar önce elektrik sonra ve bunlar da bir müddet sonra şu davranışları gözlemlemiş. Birinci grup köpekte zil çaldığında bir müddet sonra köpekler hareketlenmeye, sağa sola kaçmaya başlamışlar. İkinci grup köpekte ise zil çaldığında gevşeme. Yazım çok kötü yalnız. Bunu düzeltmeye çalışıyorum ama biraz acele yazdığım için. Üçüncü grup köpekte ise herhangi bir tepki gelişmediğini. Zaten bazen zil bazen elektrik verdiği için muhtemelen manyamışlardır. Şimdi birinci grup köpekte dikkat ederseniz arkadaşlar zil çaldığında hareketlenmeye başlamışlar. Peki niye hareketlenmeye başlamışlar? Nedeni çok açık. Zil çaldıktan sonra elektrik şokunun gelecek olması. Dolayısıyla köpekler odanın içerisinde sağa sola kaçmaya başlamışlardır. Bu nedenle zilin çalması elektrik şokunun geleceğine haber vermiştir. Yani olumlu habercilik olarak karşımıza çıkar. İkinci grup köpekte ise zil çaldıktan sonra gevşeme. Neden gevşeme görmüştür? Çünkü elektrik şokunun bittiğini artık gelmeyeceğini haber vermiştir. Bu nedenle köpekler gevşemiş, uzanmış yatmaya başlamışlardır. Bittiğini haber verdiği için arkadaşlar olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkmıştır. İsimlerinin olumlu olumsuz olduğuna bakmayın. Lütfen duygu olarak düşünmeyin bunu. Yani birey için olumlu bir durum oluşturacak o zaman olumlu habercilik, olumsuz bir durum oluşturacak olumsuz habercilik şeklinde lütfen düşünmeyin. Bunun nedeni dikkat ederseniz olumlu habercilik başlamış. Bu da köpekler için olumsuz bir durum var ama olay olumlu haberciliktir. Burada da olumlu bir durum var ama olay olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz.
Bunu çeşitli örneklerle arkadaşlar ifade edebiliriz. Örneğin gök gürültüsü ve şimşek bize olumlu ve olumsuz habercilik örneği olarak karşımıza çıkabilir. Mesela şimşek çaktığında hemen hepimiz bir tedirginlik yaşarız. Nedeni ise şimşekten sonra gelecek gök gürültüsüdür. Bu nedenle gök gürültüsünün başlayacağını haber verdiği için bizim için olumlu habercilik olarak şimşek bizim için olumlu haberciliktir. Bununla birlikte çalan zil eğer teneffüsün başlayacağını ifade ediyorsa arkadaşlar bizim için olumlu habercilik, dersin bittiğini ifade ediyorsa olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Bununla ilgili arkadaşlar örnekleri çoğaltmak mümkündür, onu da söyleyelim. 2005 yılında çıkan bir soruda mesela şöyle bir soru diyor ki, 2015 yılında pardon, diyor ki Deniz ne zaman parka gidecek olsalar babasının önce montunu aldığını sonra da montunu giydirdikten sonra parka gittiklerini görüyor. Bu nedenle Deniz zamanla babası ne zaman eline montunu alsa parka gideceklerini düşünerek sevinmeye başlıyor. Burada dikkat ederseniz bir klasik koşullanma var ve montun işlevini soruyor olsalar bize aslına bakarsanız koşullu uyarıcı olarak karşımıza çıkacak ama burada süreci soruyorlar. Süreçte durum nedir diye soruyorlar. Dikkat ederseniz montun alınması parka gitme işleminin başlayacağını ifade ettiği için bizim için habercilik olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Şimdi gelelim pekiştireç ve pekiştirme olayına. Mesela burada bir örnek daha aklıma gelmişken vereyim. Bilmiyorum aranızda Lost dizisini izleyen var mıydı? Lost dizisinin mesela bitişinde, ilk iki sezonda en azından biterken çok merak uyandırıcı şekilde bitiyordu. Tam olay başlıyor, bir şeyler olacakmış gibi birden siyah bir ekran dın diye bir ses ve Lost yazısı çıkıyordu. Bu bize şunu ifade ediyordu, dizinin bu bölümü bitti. Dizinin bu bölümünün bittiğini ifade ettiği için arkadaşlar olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkıyordu. Belki Lost dizisini izleyenler söyleyeceğimi anlayacaktır. Bununla birlikte mesela hakemin başlama düdüğü, maçın başladığını ifade ediyor olabilir, olumlu. Bittiğini ifade ediyor olabilir, yine olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkar. Bu ikinci kavramımızdı pardon. Üçüncü kavramımıza geldiğimizde pekiştireç ve pekiştirme kavramlarına gelelim. Şimdi pekiştireç ve pekiştirme kavramları arkadaşlar bizim için önemli. Ayrımını yapabiliyor olmak önemli. Klasik koşullanma için değil ama özellikle edimsel koşullanma için önemlidir. Pekiştirmenin yöntem olduğunu, pekiştirecin ise araç olduğunu söyleyebiliriz. Pekiştireç arkadaşlar bizim için bireyi bir davranışı yaptırırken kullandığımız araçtır. Yöntem ise, kullanmış olduğumuz yöntem ise pekiştirme olarak karşımıza çıkacak. Yani pekiştirme yöntem, pekiştireç araçtır. Pekiştireçler birincil pekiştireçler ve ikincil pekiştireçler olmak üzere iki tanedir arkadaşlar. Birincil ve ikincil pekiştireçler. Peki birincil pekiştireç birebir bireyin açlığını, susuzluğunu, doğal ihtiyaçlarını karşılayan pekiştireçlerdir. Açlık, susuzluk, uykusuzluk, cinsellik gibi ihtiyaçlar arkadaşlar birebir birincil pekiştireci olarak karşımıza çıkar. İkincil pekiştireçler ise tek başına bir anlam ifade etmezler ama birincil pekiştireçlerle birleştirildiğinde anlama kavuşurlar. Örneğin not gibi, örneğin para gibi, örneğin kurdele gibi. Bunlar mesela para tek başına hiçbir anlam ifade etmez çünkü bir kağıt parçasıdır. Ama parayla ne zaman çikolata alabileceğinizi keşfedersiniz, para sizin için arkadaşlar önemli bir hale gelecektir diyebiliriz. Bu nedenle açlık, susuzluk, mesela çay, kek, pasta bunlar veya su, kahve, kola bunlar arkadaşlar birinci pekiştireçtir. Fakat işte nottur, paradır, kurdaledir, gülen surattır. Buna benzer arkadaşlar birçok şey de ikinci pekiştireç olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Klasik koşullanma sürecinde arkadaşlar bu birinci ve ikinci pekiştireçler dikkat ederseniz bir anlama kavuşurlar. Doğal olarak
kadar olduğu için arkadaşlar bunlar bizim için koşulsuz uyarıcı. İkinci pekiştireçler de tek başına bir anlam ifade etmezler ama bunlarla ilişkilendirilme. Yani pavuğu deneyin düşünsenize. Zil tek başına bir anlam ifade etmez ama ne zaman ki etle, doğal uyarıcıyla, koşulsuz uyarıcıyla ilişkilendirildi arkadaşlar o zaman bir anlama kavuşur, artık o da tepki oluşturmaya başlar. Dolayısıyla eğer ikinci pekiştireçlerden bahsediliyorsa burada da arkadaşlar koşullu uyarıcılardan bahsediyor demektir. Klasik koşullanma süreci için pekiştireç ve pekiştirmeyi bu şekilde ayırabilirsiniz. Gel gelelim hem klasik hem edimsel koşullanma sürecinde karşımıza çıkabilecek kavramlardan birkaç tanesinden bahsedeyim özellikle. Bunlar da arkadaşlar sönme, genelleme ve ayırt etme kavramlarıdır. Bunlardan hemen sönmeyle başlayayım. Sönme. Sönme hatırlarsanız ilk hafta tekrarında da bahsetmiştik. Alışma, duyarsızlaşma ve sönme birbirine karışıyordu. Sönmeyi alışma ve duyarsızlaşmaları alıyor ayıran en önemli özellikler. Bir, sönmenin öğrenmiş bir davranış olmasıydı. İki, sönmede uyarıcı hala ortamdayken davranışın uyarıcı ortamdan çıkarıldığında davranışın ortadan kalkması söz konusuydu. Örneğin, şimdi siz Pavlov'un deneyini düşünelim. Zil çaldınız, et verdiniz ve köpek salya tepkisi oluşturdu. Başlangıçta zil herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Sonra zile karşı köpek salya tepkisi vermeye başladı. Şimdi 20-30 kere tekrarladıktan sonra köpek zil duyduğunda etin geleceğini düşünerek salya tepkisi verir. Fakat zil çaldınız, et yok ama salya tepkisi var. Zil çaldınız, et yok, salya var. Zil, salya, zil, salya ama köpek bir müddet sonra et gelmediği için zile karşı salya tepkisi vermemeye başlayacaktır. Arkadaşlar buna biz sönme olayı deriz. Dikkat ederseniz doğal uyarıcı, yani koşulsuz uyarıcımız ortamdan çıktığı için koşullu tepkimize de ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Buna sönme deriz. Alışma ve duyarsızlaşma ile arasındaki temel fark buydu. Alışma ve duyarsızlaşmada uyarıcı ortamdayken tepki kalkar. Örneğin eşi, erkek olan eş, bayan olan eşe her gün çiçek alıyordu ve mutluluk tepkisiydi. Çiçek gelmeye devam etmesine rağmen bir müddet sonra bayan artık etkisi kadar mutlu olmamaya başlıyordu. Çiçek hala ortamdaydı ama mutluluk tepkisi ortadan kalkmıştı. Arkadaşlar bu alışma olarak karşımıza çıkmıştı. Sönmede ise koşulsuz uyarıcının ortamdan çıkmasından kaynaklanan bir sönme olacaktır. Örneğin, köpekler dedik ki sizin için bir anlam ifade etmiyor fakat yolda köpek sizi ısırdı ve köpeklerden korkmaya başladınız. Fakat bir müddet sonra köpek görüyorsunuz, köpekler ama sizi ısırmıyorlar. Köpeği görüyorsunuz fakat köpekler sizi ısırmadığı için zamanla köpeğe karşı korku tepkiniz ortadan kalkabilir. Veya Ahmet Bey işi gereği uçağa binmek zorunda. Bir gün uçağa biniyor ve uçak çok büyük bir türbülansa giriyor, düşme tehlikesi geçiriyor ve Ahmet Bey bundan sonra uçaklardan korkmaya başlıyor. Dikkat ederseniz örnek klasik bir klasik koşullanma örneği. Yani başlangıçta uçak onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sonra uçakta düşme tepkisine karşı hepimiz korkarız. Uçağı görünce korku tepkisi artık koşullu uyarıcı koşullu tepki olmuş oldu. Fakat işi gereğince uçağa binmeye devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra uçağa binmesine rağmen uçak düşme tehlikesi geçirmediği için belli bir müddet sonra uçağı görünce korku tepkisi ortadan kalkıyorsa arkadaşlar bu durum alışma mıdır, duyarsızlaşma mıdır, sönme midir? Ayrımını şu şekilde yaparız. Bu bir kere alışma değil. Niye? Korku tepkisi olumsuz bir duygudur. Olumsuz duygu varsa orada duyarsızlaşma veya sönme. Burada bakacağımız en önemli şey uyarıcı ortamdayken davranış ortadan kalkmıştı. Uyarıcı ortamdan çıktığı için mi? Burada uyarıcımız ne? Uçağın düşme tehlikesi. Dikkat ederseniz öncü de bize ne diyor? Uçak düşme tehlikesi geçirmediği için artık korku tepkisi ortaya kalmıştır. Yani uyarıcı ortamdan çıkmıştır. Dolayısıyla tepki ortadan kalkmıştır. Burada sönme olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bir çıkmış soruydu. Onu da söylemiş olalım. Edimsel koşullanmada da bir sönme kavramı var. Ona edimsel koşullanmaya geldiğimizde izah edelim. Şimdi gel gelelim
genelleme, genelleme veya kendiliğinden geri gel. Bu da yine elipsel koşullanmayla aynı. Arkadaşlar kendiliğinden geri gelme kavramı ise şu. Sönmüş davranışlar, şimdi sönmeyi alışma ve duyarsızlaşmadan ayıran en önemli özelliklerden biri de sönmenin öğrenilmiş bir davranış olmasıydı. Yani öğrenilmiş bir davranış arkadaşlar hiçbir zaman tamamen unutulmaz. Tamamen silinmez. Dolayısıyla yeri ve zamanı geldiği zaman bazen tekrar ortaya çıkabilirler. İşte ortaya çıkması durumuna biz kendiliğinden geri gelme diyoruz. Örneğin, Pavlov'un deneyinde zil çaldığınız, et vermediğiniz ama salya tepkisi vardı. Bir müddet sonra salya tepkisi ortadan kalktı diyelim. Fakat siz bu süre içerisinde zili çalmaya ve köpek de salya salgılamamaya devam ediyor. Zil çaldığınız salya yok. Zili çaldığınız belli bir müddet sonra hiçbir neden olmaksızın koşullu uyarıcıya bağlı olarak zil çaldığınızda köpek tekrar salya tepkisi vermeye başladıysa bakın et vermediniz. Zil verdi. Sadece koşullu uyarıcıyı veriyorsunuz. Koşullu uyarıcı verdiniz, tepki yok. Verdiniz, tepki yok. Birdenbire bu tepkiyi gösterebilir. İşte bu durum kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla kendiliğinden geri gelme, klasik koşullanmada dikkat edeceğiniz şey koşullu uyarıcının görülmesidir. Koşullu uyarıcı görülürse bazen nedensiz olarak koşullu tepki ortaya çıkabilir. Buna kendiliğinden geri gelmedir. Örneğin, top oynuyordunuz ve topunuz yan bahçeye kaçtı diyelim. Yan bahçedeki komşunuz ise topunuzu aldı ve size bağırdı, hakaret etti, kızdı, sizi dövmüş olabilir, topunuzu kesmiş olabilir. Siz de bu nedenden dolayı başlangıçta sizin için hiçbir anlam ifade etmeyen yan bahçedeki komşunuzdan korkmaya başladınız. Şimdi dikkat ederseniz klasik bir klasik koşullanma örneği. Neden? Komşu sizin için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sonra topunuzu kestiği için ondan korkmaya başladınız. Şimdi siz artık diyelim ki bahçedeki komşudan korkmaya başladınız. Fakat bundan sonra top oynamaya devam ettiniz ve topunuz yine bahçeye kaçtı. Komşunuz herhangi bir şey söylemedi. Tekrar kaçtı. Bu birkaç kere tekrarlandıktan sonra komşuya karşı korku tepkiniz ortadan kalkmış olabilir. Sönmüş olabilir. Fakat topunuz kaçıyor. Diyelim ki araya yaz tatili girdi. Yaz tatilinden sonra döndünüz. Tekrar top oynamaya başladı. Topunuz komşunun karşısına çıktı. Komşuyu gördünüz ve korku tepkisi geliştirdiyseniz, nedensiz, sadece komşunuzu gördüğünüz için tepki geliştirdiyseniz arkadaşlar buna da kendiliğinden geri gelme denir. Bazen sönmüş davranışlar nedensiz olarak ortaya çıkabilir. Şimdi genelleme kavramı, arkadaşlar genelleme kavramı da karşımıza iki şekilde çıkabiliyor. Uyarıcı genellemesi ve tepki genellemesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Uyarıcı genellemesi dediğimizde benzer uyarıcılara aynı tepki vermek söz konusudur. Birbirine benzer uyarıcılara her sakallıya dede demek, her beyaz sakallıya dede demek arkadaşlar uyarıcı genellemesidir. Fakat tepki genellemesinde ise arkadaşlar dikkat ederseniz aynı uyarıcıya bu sefer benzer tepkiler almaktır. Aynı uyarıcıya benzer tepkiler veriyorsanız arkadaşlar burada da tepki genellemesi durumu söz konusu olacaktır diyoruz. Dikkat ederseniz bunlar özellikle UT ve T, U şeklinde yazdım çünkü uyarıcı genellemesi büyük oranda klasik koşullanmada UT bağında, tepki genellemesi ise büyük oranda tepki genellemesi edimsel koşullanmada karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Her sakallıya dede demek, sizi ısıran köpek yerine bütün sokak köpeklerinden korkmanız, size iğne vuran hemşire değil de bütün hemşirelerden korkmanız, dikkat ederseniz benzer uyarıcılara, yani bütün beyaz önlüklülerden korkmanız, benzer tepki, aynı tepkiyi vermeniz, yani uyarıcı genellemesiyken, arkadaşlar farklı tepkiler aynı uyaran için veriliyorsa, bu da bizim için tepki genellemesidir. Örneğin,
Bir gün sınıfta bir olay yaşanırken parmak kaldırıp söz hakkı almak istediniz. Parmak kaldırdığınız için öğretmen size aferin dedi. Veya kapıyı çalarak girdiğiniz için öğretmen size aferin demiş olabilir. Bu aferinden sonra dikkat ederseniz edimsel koşullanma örneğidir. Çünkü önce davranış, sonra peşinden aferin yani uyarıcı pekiştirici gelmiştir. Bundan da göreceğiniz gibi. Şimdi bu uyarıcı geldikten sonra öğrenci sadece parmak kaldırmak yerine sadece parmak kaldırıp aferin almayabilir. Bundan sonra ödevlerini yapmak ve aferin almak isteyebilir. Bundan sonra tahtayı da silmeye başlıyor olabilir. Kısaca aferin parmak kaldırdığı için aferin alan öğrenci eğer ödevlerini de yapmaya başlıyor, tahtayı silmeye başlıyorsa amacı öğretmenden o aferini almaktır. Dolayısıyla benzer tepkiler ama aynı uyarıcı öğretmenden aferini almaktır. Bu da yine tepki genellemesi olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar kavramlar devam edecek fakat boğazım müsaade etmiyor artık. Ben sıcak bir şeyler içeyim isterseniz siz de bu arada dinlenin. Buraya kadar olan kısmında klasik koşullanmayla edimsel koşullanmaya ayırdık. Klasik koşullanma sürecinden bahsettik. Ve bazı işte bitişiklik, habercilik, pekiştireç pekiştirme, sönme, kendiliğinden geri gelme ve genelleme kavramlarından bahsettik. Yine bahsedeceğimiz kavramlar var. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir 10-15 dakika sonra görüşürüz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra sizlerle yine birlikteyim. Aradan önce klasik koşullanmanın kavramlarından bahsediyorduk. Bu kavramlardan bitişiklik, habercilik, pekiştireç pekiştirme, sönme, genelleme kavramlarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi devamındaki kavramlarımızdan bahsedeceğiz. Devamındaki kavramlarda özellikle bazı kavramlar çok önemli. Lütfen onlara dikkat edelim. Şimdi genellemeden bahsediyorsak ayırt etmeden de bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla zannedersem 7. maddede kalmıştık. 8'den ayırt etme diyeyim. Şimdi ayırt etme kavramı da genelleme kavramının tam tersi. Yine edimsel koşullanmada da karşımıza çıkan bir kavram. Ayırt etmede ise şimdi genellemede nasıldı? Benzer uyarıcıya veya bir uyarıcı için benzer tepkilere. Benzer uyarıcı, benzer tepki durumu söz konusuydu. Ayırt etmede ise arkadaşlar örneğin her sakallıya dede demek uyarıcı genellemesiyken klasik koşullanmaya göre dedik ki her sakallıya dede değil de özellikle kendi dedesine dede demesi ayırt etme kavramı olarak karşımıza çıkacaktır. Veya kendini ısıran sokak köpeğinden korkmak ama diğerlerinden korkmamak durumu yine bizim için ayırt etme olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Genellemenin tam tersi bir durumdur. Ayırt etmeden sonra ise davranışta kontrast umarım doğru yazmışımdır. Bir kontrol edeyim. Davranışta kontrast. Evet. Kontrast. Şimdi ne demektir peki? Bu kontrast kelimesini televizyonlarda çözünürlüğü ayarlamak için falan kullanıyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur. Bir şeyi arttırırken bir şeyi azaltma aslında. Davranışta eğitim bilimlerinde kullanılan hali ise şu.
davranışın bir yerde, engellendiği yerde azalırken engellenmediği yerde artması durumudur aslında davranışta kontrast. Şöyle söylenebilir, okulda yalan söylediği için yakalanan bir çocuk öğretmeni tarafından azarlanmışsa okulda yalan söyleme davranışı azalabilir fakat evde daha çok yalan söyleyebilir. Evde yalan söyleme davranışının artması arkadaşlar davranışta kontrast olarak karşımıza çıkar. Özellikle okul öncesi öğretmenlerinin çok yaşadığı bir durumdu veya sınıf öğretmenlerinin. Şimdi ilk dönemde öğrenciyi kontrol etmek durumu söz konusudur. Evde serbestliğe alışmış bir öğrenciyi. Öğrenciyi ilk etapta kontrol etmeye başladığınızda öğrencinin okulda mesela yaramazlık yapma davranışı azalırken aileden şöyle bir tepki gelebilir. Hocam bu çocuk evde çok daha yaramaz olmaya başladı durumu karşımıza gelebilir. Bu durum arkadaşlar davranışta kontrasttır çünkü öğretmenin uyarıları sonucunda okulda yaramazlık azalırken evde yaramazlık daha çok artacaktır. Küfür etme davranışını gösteren bir çocuk arkadaşlar annesi buna kızdığı için annesinin yanında daha az küfür ederken, küfür etme davranışı azalırken babası serbest bıraktığı için babasının yanında daha çok küfür etmeye başlayabilir. Bu da yine davranışta kontrast olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi gelelim 3 tane önemli kavrama. Bunlardan birincisi üst düzey koşullanma veya ikinci dereceden koşullanma. İkincisi ön koşullanma veya duyusal ön koşullanma. Üçüncüsü birleşik koşullanma. Şimdi üçünü niye özellikle beraber yazdım derseniz üçü birbirine karıştırılabilen kavramlar. Birçok kişiden bunu duydum ben. Hocam bu neydi, bu neydi, bu nasıl ayırıyorduk falan diye. Şimdi üçünün ayrımını birden yapmaya çalışayım arkadaşlar size. Şimdi üst düzey koşullanma, klasik koşullanma sürecinden sonra başlar. Ön koşullanma, klasik koşullanma sürecinden önce başlar. Birleşik koşullanma ise klasik koşullanma sürecinde iki tane nötr uyarıcının olması durumudur. Şimdi öncelikle bunu koyayım. Üst düzey koşullanma, klasik koşullanma sürecinden sonradır dedim. Yani şunu demek istiyoruz. Siz zili çaldınız, eti verdiniz, sonrasında salya tepkisini aldınız. Bunu 20-30 kere tekrarladığınızda artık zil çaldığınızda salya tepkisi gelecektir. Bakın bu klasik koşullanma süreci. Bu süreçten sonra ise diyoruz ki üst düzey koşullanma süreci başlar. O da bu artık koşullu uyarıcınızdır sizin. Bu koşullu uyarıcı herhangi bir nötr uyarıcıyla yani ışıkla ilişkilendirdiğinizi düşünün. Işığa karşı köpeğin herhangi bir tepkisi yok. Fakat zilden dolayı buna salya tepkisi verecektir. Daha sonra ışığı yaktığınızda da salya tepkisi alıyorsanız artık zille birlikte üst düzey yani ikinci dereceden koşullanma ışıkla gerçekleşti demektir. Klasik koşullanma sürecinden sonra başlar dememin nedeni arkadaşlar önce bir klasik bir nötr uyarıcı koşullanılır. Sonra o koşullu uyarıcı başka bir nötr uyarıcıyla daha ilişkilendirilir. Bu nedenle. Örnek. Okuldasınız diyelim. Fen bilgisi öğretmeni ve matematik öğretmenine karşı herhangi bir duygunuz yok. Fakat bir gün soruya yanlış cevap verdiniz veya bir yaramazlık yaptığınız için matematik öğretmeni sizi dövdü diyor. Matematik öğretmeninden artık korkmaya başladınız. Fen bilgisi öğretmeniyle ilgili herhangi bir duygunuz yok. Fakat olayla yaşadınız ama matematik öğretmeniyle fen bilimleri öğretmenini diyelim ki teneffüste kol kola yürürken gördünüz. Kol kola yürürken gördüğünüzde bunlar arasında ilişki olduğunu düşünüp artık fen bilgisi öğretmeninden de korkmaya başlarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar matematik öğretmenine birinci dereceden, fen bilgisi öğretmenine ise ikinci dereceden yani üst düzey koşullanma gerçekleşmiş olur. Ön koşullanmada ise klasik koşullanma sürecinden önce başlar. O da şudur. İki nötr uyarıcı, başlangıçta nötr uyarıcılar birbiriyle ilişkili oldukları bilinir. Mesela zille ışık beraber verilir fakat köpek için ikisi de herhangi bir anlam oluşturmaz. Fakat mesela zille ışık başlangıçta ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle ön koşullanma olur zaten. Sonra zil, et, salya yani klasik koşullanma süreci gerçekleşir. Zile karşı salya tepkisi verilir.
zille ışık başlangıçta ilişkilendirildiği için ışığa karşı da sanrı tepkisi verilecektir diyoruz. Buna da ön koşullanma, duyusal ön koşullanma diyeceğiz. Az önceki örneğimizi duyusal ön koşullanma yapmak. Mesela Fenkelis'in matematik öğretmenine karşı herhangi bir duygunuz yok diyelim. Fakat sürekli teneffüslerde, bahçede falan bunları kol kola görüyorsunuz. Fakat sizde herhangi bir anlam ifade etmiyor ama şunu düşünüyorsunuzdur belki de. Evet, çok yakın arkadaşları düşünüyor olabilirsiniz. Sonra bir gün matematik öğretmeniniz sizi sınıfta dövüyor ve matematik öğretmeninden korkmaya başlıyorsunuz. Fenkelis öğretmeniyle herhangi bir yaşantı geçirmemenize rağmen Fenkelis öğretmenince de korku tepkisi geliştirdiyseniz buna da duygusal ön koşullanma gelir. Dikkat ederseniz üst düzey koşullanmayla ön koşullanma arasındaki temel fark şudur. Üst düzey koşullanmada önce bir klasik koşullanmayla nötr uyarıcılardan bir koşullu uyarıcı hale gelir. Sonra o koşullu uyarıcıyla başka bir nötr uyarıcı ilişkilendirilir. Ön koşullanmada ise iki nötr uyarıcı başta ilişkilendirilir. Sonrasında ikisine de tepki gelir. Birine koşullanınca diğerine de koşullanmak durumu söz konusu olacaktır diyoruz. Birleşik koşullanma ise ikisinden farklı olarak nötr uyarıcılara aynı anda verilir ve aynı anda koşullanılır. Yani zil, ışık, ekle beraber verilir. Sanya tepkisi gelişir. Bu tekrarlandıktan sonra arkadaşlar zile karşı da ışığa karşı da salya tepkisi gelişir. Aynı anda gerçekleşirse burada da diyoruz ki birleşik koşullanma var. Yani diyelim ki fen bilgisi matematik öğretmenine karşı herhangi bir duygunuz yok. Fakat bir gün fen ve matematik öğretmeni sınıfa arama yapmak için girdiler. Sizin üzerinizde istenmeyen bir şeyi yakaladılar ve sizi aynı anda biri de yanında bulurken biri azarlamış olabilir veya ikisi aynı anda azarlamış olabilir. Azarladıktan sonra ikisine karşı da korku tepkisinin gelişmesi bizim için birleşik koşullanmadır. Mesela şöyle bir soru vardı, karşımıza bu şekilde çıkabilir, o yüzden izah edeyim. Bir gün bir bayan, bir Ayşe Hanım diyelim, Ayşe Hanım apartmandan çıkarken apartmanın kapısında köpek tarafından ısırılmıştır. Köpek tarafından ısırılan Ayşe Hanım köpekten korkmaya başlamıştır. Daha sonra apartmanı gördüğünde de, apartmanın kapısına geldiğinde de korku tepkisi başlamıştır. Dolayısıyla dikkat ederseniz, köpek Ayşe Hanım ısırırken neredeydi? Kapıdaydı. Köpekten korkmaya başlayan Ayşe Hanım kapıdan da korkmaya başlamıştır. Köpek de kapıyı ilişkilendirdiği için, aynı anda olduğu için buna da birleşik koşullanma diyebiliriz. Mesela, son bir örnek daha. Diyelim ki, sürekli gitmiş olduğunuz bir park var diye. Bu parkta bir gün bir tane köpek sizi ısırmış olsun ve köpekten korkmaya başlar. Köpek sizi ısırdı, köpekten korkmaya başladı. Sonraki günlerde parka gittiğinizde köpekle birlikte bir adam da görmeye başladınız. Diyelim ki köpeğin sahibiyle beraber gördünüz. Diyelim köpeğin sahibiyle herhangi bir yaşantı geçirmemenize rağmen köpeğin sahibini gördüğünde de korkabilirsiniz. Bu dikkat ederseniz klasik koşullanma süreci köpekten korkma. Sonra köpekten başka bir nötr uyarıcı ilişkilenme yani üst düzey koşullanma. İkinci durum. Diyelim ki bunu ön koşullanma yapsam nasıl yapardım? Şöyle. Sürekli gittiğiniz bir parkta işte bir köpekle sahibini görüyorsunuz sürekli. Sahibinin olmadığı bir gün köpek sizi ısırıyor, köpekten korkuyorsunuz. Sonra sahibini gördüğünde ondan da korkmaya başlıyorsanız burada da ön koşullanma olacaktır diyoruz. Ön koşullanma örneklerinde arkadaşlar hep beraber olma, sonra da bir ortadan birinin gitmesi, biriyle yaşama durumu söz konusudur. Yani şöyle, sürekli diyelim ki annenizle birlikte mutfakta yemek yapıyorsunuz diyelim. Annenizin olmadığı bir gün fırın, eliniz yandı, fırından korkmaya başladınız. Sonra annenizden de korkmaya başlarsanız dikkat ederseniz önce beraber olma, sonra birinin ayrılması, sonra diğerinden de korkma. Yani ön koşullanma süreci gerçekleşir. Çünkü annenizle mutfak veya fırın ilişkilendirilmişti. Fırınla yaşadığınız bir durumdan dolayı annenizden de korkmaya başladınız. Lütfen buna dikkat edelim. Başka ne var? Birleşik koşullanmayı söyledik. Duyusal ön koşullanmayı söyledik. Arkadaşlar bir tane daha. Öğrenilmiş çaresizlik, kaç oldu? 14.
Öğrenilmiş çaresizlik arkadaşlar hepimizin bildiği bir kavram aslında. Çok üstünde durmayacağım. Ne demek ki öğrenilmiş çaresizlik? Yapamayacağım, edemeyeceğim duygusuydu. Yani ben bu işi başaramam, ben bu işi yapamam diyen bir kişinin sonuç olarak bunu yapamaması, yapamayacağım diye düşünmesi öğrenilmiş çaresizlikten, kendini gerçekleştiren kehanet. Ortaya başaramaması ise kendini gerçekleştiren kehanettir. Ben bu matematik dersini yapamıyorum, başaramıyorum diyorsanız arkadaşlar, bu da öğrenilmiş çaresizliğiniz var demektir. Sınava girip matematikten gerçekten başarısız olduğunuzda ise kendinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Şimdi iki tane kavramdan bahsedeceğim size. Bu kavramlar arkadaşlar klasik koşullanma sürecinin ortaya çıkmasını engelleyen kavramlardır. Bunlardan birincisi gölgeleme. Bir diğeri ise engelleme. Bu iki kavramdan da çok soru geliyor arkadaşlar. Özellikle soru gelen kısımlar genellikle sönme, kendiliğinden geri gelme, üst düzey, ön koşullanma, birleşik koşullanma, gölgeleme, engelleme ve birazdan söyleyeceğim sistematik duyarsızlaşmaya yoğunlaşıyor. Bu nedenle özellikle bunlara dikkat edelim. Peki gölgeleme ve engelleme neydi hatırlarsanız? Şimdi gölgeleme ve engellemede de şunu bahsedeceğiz. Bunlar klasik koşullanma sürecinin ortaya çıkmasını engelleyen kavramlardır. Bir kere onu söyleyeyim size. Yani gölgeleme varsa da engellemede varsa koşullanma gerçekleşmiyor demektir. Peki hangi durumda gölgeleme, hangi durumda engelleme derseniz onu da şöyle ayırabiliriz. Gölgeleme ile engellemenin temel farkı şudur arkadaşlar. Gölgelemede iki tane uyarıcı aynı anda verilir. Yani zille, diyelim ki Pavlov'un deneyimi, ışık aynı anda veriliyor. Arkadaşlar burada salya tepkisi veriliyor. İkisi aynı anda verildiğinden dolayı bunların içinden özellikle dikkat çekici uyarına koşullanmak fakat diğerine koşullanmamak durumu bizim için gölgelemedir. Yani zille ışığı beraber verdiniz, et verdiniz, salya tepkisi oluşturdunuz, sonra zili çaldınız, diyelim ki salya tepkisi geldi fakat ışığı yaktığınızda salya tepkisi gelmediyse burada gölgeleme vardır. Gölgelemede kabaca iki tane uyarıcı aynı anda verilir, dikkat çekenene koşullanılır, diğerine koşullanmaz. Şimdi teorikte kavram bu şekilde ama pratikte karşımıza çıkan örnekler pek de öyle değil. Örneğin hem köpekten hem de yüksekten korkan bir birey. Şimdi ikisinden de korkuyor. Hem köpekten hem yüksekten. Fakat köpek gelince kaçıp da yüksek bir ağaca tırmanması arkadaşlar bizim için gölgelemedir. Neden? Çünkü köpekten de yüksekten de korkuyor ama köpek korkusu yükseklik korkusunu gölgelemiştir. Veya kapalı alan korkusu ve yılan korkusu olan bir kişinin yılan gördüğünde kaçıp asansöre saklanması arkadaşlar bu da yine gölgelemedir. Denize düşenin yılana sarılması durumu arkadaşlar bunun için geçerlidir. Çünkü denizden de yılandan da korkan bir birey denize düştüğünde deniz korkusu yılan korkusunu gölgelemiş, yılana sarılmıştır. Engellemede ise bu uyarıcılar sırasıyla verilir. Önce zil verilir, sonra ışık verilir. Fakat zile koşullanıldığı için ışığa koşullanma gerçekleşmez. Yani kısaca gölgeleme ve engelleme arasındaki en temel fark gölgelemede iki uyarıcının aynı anda verilmesi, dikkat çekene koşullanılması, engellemede ise sırasıyla verilmesi, birinciye koşullanılması durumudur. Örneğin bir bayan elbise almak için mağazaya uğradığında, mağazaları gezdiğinde, bir elbise denediğinde çok beğenmiş olabilir ama o elbiseyi illaki hemen almak zorunda değildir. Almaz da zaten genellikle bayanlar almaz. İkinci elbiseyi dener, o da çok hoşuna gider. Üçüncüyü dener, o da çok hoşuna gider ama hangi elbiseyi alır tahmin edin? Tabii ki ilk elbiseyi alır. Neden? Birinci elbise diğerlerine göre daha kötü bile olabilir aslında ama birinciye koşullandığı için arkadaşlar birinci elbiseyi tercih edecektir. Teorikte de yine karşımıza böyle geliyor ama pratikte mesela şöyle karşımıza geliyor. Mesela babasıyla sürekli parka giden ve bundan çok hoşlanan bir çocuk annesiyle gittiğinde o kadar zevk almayabilir. Veya amcasıyla veya dayısıyla gittiğinde aynı o kadar zevk almıyorsa arkadaşlar baba
anneyi engellemiştir. Yani anneye koşullanılmasını engellemiştir diye bilmiş. Ayrılık etme, davranışta kontrast, üst düzey birleşik koşullanma, duysal ön koşullanma, gölgeleme, engelleme, öğrenilmiş çaresizlik, bunları söyledik. Bir tane daha söyleyeyim. 17. Temporal koşullanma. Veya arkadaşlar temporal koşullanma zamana koşullanma olarak da karşımıza gelebilir. Temporal koşullanma demek zamana koşullanmak demektir. Vücudumuzun belli bir biyolojik saati vardır. O saat arkadaşlar geldiğinde vücudumuz artık onu bekler. Bu Pavlov deneyinde bunu gerçekleşmiş. Deneyinde zil veya ışık herhangi bir uyarıcı kullanmamış ama belli zaman aralıklarında eti vermeye çalışmış. Mesela her 30 dakikada bir et vermeye başlamış. Bunu belli bir müddet tekrarladıktan sonra köpek 30 dakika dolmadan salya tepkisine başlamıştır. İşte bu vücudumuzun biyolojik saatinin koşullanması yani temporal koşullanma olarak karşımıza çıkar. Bu bizim de karşımıza gelir. Mesela sürekli saat 7'de uyanmaya alışmış bir birey, telefonu kurup alarmıyla uyanan bir birey. Bir müddet sonra saat 7 olmadan uyanmaya başlar. Yani alarm çalmadan uyanmaya başlar. Veya Ramazan'da normal sabah kahvaltı yapmaya alışmış bireyler sahurda bir şeyler yemesine rağmen sabah ilk uyandığında aç bir şekilde uyanır. Vücudumuzu aslında aç olduğundan değil, vücudumuzun biyolojik saatinden ileri gelecektir diyoruz arkadaşlar. Buna temporal koşullanma diyelim. Garcia'nın olumsuz tat koşullanmasından bahsettik ama Garcia'nın üst düzey koşullanmayla karışan bir ikinci etkisi daha var arkadaşlar. Buna Garcia'nın ikinci etkisi denir. Şunu söyleyeyim, birçok kaynakta geçmiyor. Bu zamana kadar da Garcia olumsuz tat koşullanmasıyla soruldu. Onu da söyleyeyim ama yardımcı kaynaklarda karşımıza çıkabilecek bir şey değil bu Garcia etkisi. Üst düzey koşullanmayla çok karışır. Çünkü üst düzey koşullanmaya çok benzer. Ama orada bir farklılık vardır. O da şu. Şimdi üst düzey koşullanmada koşullanılmış bir uyarıcı ile başka bir koşulsuz uyarıcıyı ilişkilendirmek söz konusudur. Veya uyarıcı genellemesinde ise benzer uyarıcılara koşullanmak söz konusudur. Fakat Garcia'nın ikinci etkisinde bir uyarıcıya koşullanıldıktan sonra o uyarıcıyı çağrıştıran her şeye koşullanmak arkadaşlar Garcia'nın ikinci etkisidir. Mesela şimdi doktor sizin için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Diyelim ki doktor iğne yaptı ve siz de korktunuz doktordan. Fakat doktordan değil de bütün beyaz enliklilerden korkarsanız bu uyarıcı genellemesi olur. Veya doktorun boynundaki stetoskoptan korkarsanız bu ikinci dereceden koşulan, yani üst düzey koşulan olur. Ama doktoru çağrıştıran her şeyden korkarsanız bu Garcia'nın ikinci etkisi olur. Ne demek bu? Doktoru çağrıştıran her şey. İşte hastaneden korkmak, hatta hastane yolundan korkmak, doktor masasından korkmak, stetoskop görünce korkmak. Dolayısıyla arkadaşlar doktoru çağrıştıran her şey durumu bizim için önemlidir. Uyarıcı genellemesiyle karıştırıyor. Benzer uyarıcılar durumu önemlidir. Dikkat ederseniz benzer uyarıcı, tüm beyaz önlüklüler durumu benzer uyarıcıdır. Ama benzer uyarıcının dışında işte stetoskop, hastane yolundan korkmak durumu Garcia'nın ikinci etkisi olarak karşımıza çıkar. Bir diğeri, karşı koşullanma edimsel koşullanmadaki zıt tepkiyle çok karıştırılır. Burada aralarındaki fark şudur, karşı koşullanmada olumsuz bir durumun ortadan kalkması, duygunun değişmesi söz konusudur. Şöyle ki, diyelim ki matematik öğretmeninizi sevmediğiniz için matematik dersinden de nefret ediyor olabilirsiniz. Karşıt koşullanmayla bu durumu ortadan kaldırmak için yapacağınız şey, istenmeyen bu matematik öğretmenini ortamdan çıkarmak, yerine olumlu bir matematik öğretmeni dahil etmek
Bundan dolayı matematiği sevmesini sağlamaktır. Arkadaşlar bu olay karşılık koşullanmadır. Zıt tepkide ise olumsuz uyarıcı olan mesela matematik öğretmeni ortamda olmasına rağmen olumlu bir uyarıcı ortama dahil edilir. Mesela matematik dersinden nefret ediyorsunuz. Matematik öğretmeninden sevmediğiniz için matematik dersinden nefret ediyorsunuz. Ortama çok güzel bir kız veya çok güzel, çok yakışıklı bir erkek arkadaşınız geldi. Siz bu dersten artık zevk almaya başladıysanız orada zıt tepkiden bahsedebiliriz. Ama o matematik öğretmeni gitti. Yerine olumlu bir matematik öğretmeni geldiyse burada karşıt koşullar olarak karşımıza çıkar. Zıt tepki kavramı geldiğinde yine arkadaşlar buna değinmiş olacak. Şimdi bunlar kavramlarımız. Son olarak size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da şu. Şimdi klasik koşullanmayla sadece istenlik davranışlar kazanmaz arkadaşlar. İstenmeyen davranışlar da kazanmış olabilir. Bu istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için klasik koşullanmada bazı yöntemlerimiz de var. En önemlilerini biliyorsunuz sistematik duyarsızlaşma. Sistematik duyarsızlaşma ama bunlar özellikle 3 tanesinden bahsedebilirim size. Bunlardan birincisi itici uyarıcıya karşı koşullanmada. Bunu 19. olarak söyleyeceğim ama aslında klasik koşullanmayla oluşmuş bir davranışın ortadan kaldırılması sürecidir. İtici uyarıcıya koşullanma. Şimdi peki itici uyarıcıya koşullanma nedir? İstenmeyen bir davranışınız var diyelim. Bunu itici bir uyarıcıyla tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Burada özellikle mesela çocuklarda çok etkili olduğunu veya diğer bireylerde de etkili olabilir. Mesela tırnak yeme davranışı. Tırnak yiyen bir kişinin davranışını nasıl ortadan kaldırırsınız? Kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri şudur. Tırnağı şeffaf fakat tadı acı olan ojeler. O ojelerden sürüyorsunuz. Tırnağı yediğinde o acı tattan dolayı arkadaşlar birey tırnak yeme davranışını bırakabiliyor. Veya sürekli alkol alan bir bireyin alkolün içine onun bilmediği bir şekilde bir madde katıp midesini bulandırmasını sağlayabilirsiniz. Bir müddet sonra alkol alır, artık onun alkol görünce midesi bulanmaya başlayacaktır. Alkol içme davranış ortadan kalkabilir. Günümüzdeki sigarayı bıraktırmayı söyleyen o ilaçlar genellikle kullanmış olduğu yöntem budur. Sigara ile birlikte ilk başlarda çünkü ilacı için sigarayı da için. Sigara içtiğinizde çünkü mideniz o ilaç sizin midenizi bulandırıyor ve bir müddet sonra sigarayı gördüğünüzde midenizi bulanmaya başlıyor ve bırakabiliyorsunuz. Bu itici uyarıcıya karşı koşullanma durumudur arkadaşlar, onu söylemiş olalım. Bir de karşı karşıya getirme. Veya maruz bırakma. Şimdi karşı karşıya getirdiğinizde bir bireyi klasik koşullanmayla öğrenilmiş istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak için o bireyi o davranışla karşı karşıya getiririz. Mesela köpeklerden korkan bir bireyi köpek dolu bir odaya atmak arkadaşlar maruz bırakmaktır. Ne kadar davranış ortadan kalkar veya ölür mü orasını bilmiyorum ama bu maruz bırakma olay. Mesela yılan korkusu olan bir bireyi yılanlarla dolu odaya attığınızı düşün. Mesela. Evet, ne kadar mantıklı onu bilmiyorum ama veya arkadaşlar ben de bunu yakın zamanda öğrenmiştim. Buzlu camdan korkmak diye bir durum varmış. Buzlu camlar vardı ya genellikle tuvalet banyoların camlarında. Buzlu camdan korkan bir bireyi tamamen buzlu camlarla yapılmış bir odaya dahil etmek arkadaşlar maruz bırakma olarak karşımıza çıkıyormuş. Sistematik duyarsızlaşma. Sistematik duyarsızlaşma arkadaşlar Watson'un bir kavramıdır aslında. Watson'un en önemli kavramı sistematik duyarsızlaşmadır. Orada bir daha bahsedeceğim ama şimdi klasik koşullanmada arkadaşlar sistematik duyarsızlaşmada olay şudur. İstenmeyen bir davranışın sistematik bir şekilde ortadan çıkarılması durumu söz konusudur. Mesela uçaklardan korkan bir birey diyelim ki uçak korkusunu ortadan kaldırmak istiyorsunuz. İşte ilk önce uçakla ilgili fotoğraflar gösteriyorsunuz. Sonra uçağı uzaktan izletiyorsunuz. Sonra uçağın içine girmesini sağlıyorsunuz. Ve bir müddet sonra uçakla seyahat etmesini sağlıyorsunuz. Yani dolayısıyla uçak korkusunu sistematik bir şekilde ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
Köpeklerden korkan bir bireyin köpek korkusunu ortadan kaldırmak için ilk önce köpeğe fotoğraf, şirin köpeklerin fotoğrafını gösterdiniz, köpeği uzaktan izlettiniz, her geçen gün biraz yaklaştırıp köpek korkusunu ortadan kaldırdıysanız, arkadaşlar bu bizim için sistematik duyarsızlaşma olacaktır diyoruz. Veya deniz korkusu olan bir bireyin önce denizi uzaktan izletip sonra sahilde yürüttüğünü, sonra işte birer ikişer adım girdiği ve sonra yüzmeye başladığı durumda yine sistematik duyarsızlaşma. Eşikle arasındaki tek fark şudur. Watson ve Guthrie'de arkadaşlar eşikten bahsedeceğim. Guthrie'nin kavramındadır bu. Eşikte de aynı şekilde davranış ortadan kaldırılır. Eşikle farkı şudur. Sistematik duyarsızlaşma istenmeyen davranışın ortadan kaldırılmasıdır. İstenmeyen davranışın ortadan kaldırılması. Eşik ise istendik davranış kazandırma korkusu vardır. Dolayısıyla eğer siz köpek korkusunu ortadan kaldırmak istiyorsanız sistematik duyarsızlaşmayı, köpek sevgisi kazandırmak istiyorsanız eşik davranışını göstermeniz gerekecektir diyebiliriz. Evet. Klasik koşullanma ile ilgili arkadaşlar genel itibariyle benim bahsedeceğim bunlarla sınırlı. Dikkat ederseniz klasik koşullanma ile dimsel koşullanma arasındaki fark, klasik koşullanma süreci ve yaklaşık olarak 20-21 tane de kavramdan bahsetmiş oldum. Özellikle son dönemde arkadaşlar habercilik kavramının üst düzey ön koşullanma ve birleşik koşullanma kavramının sorulduğunu, gölgeleme, engelleme ve sistematik duyarsızlaşmanın sorulduğunu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde öğrenme edimsel koşullanmayla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.